Bir de diyorlar ki, çok mu para kazanıyorsunuz? Daha kazandığım bu medyadan falan beş kuruşunu da harcamış değilim. Hala İstanbul'da kirada oturuyorum. Nasıl? Çok da mutluyum kiralık evlerim. Nasıl? Niye harcamıyorsunuz parayı? <laughs> e, yani ben çok memnunum. Yani illa bir mülküm olsun da illa bir şey arayım. Yani benim zaten yeteri kadar param vardı. E, bu meslek, benim meslek bile diyemiyorum. Yani medyacılık, sinemacılık, film yapımcılığı... Bu işlere katkıda bulunmak benim mesleğim değil. Ben kenarından giriyorum bu işlere. Ee, ama topluma ulaştıkça insanların bana geri dönüşleri beni o kadar yüreklendirdi ki bana gelen mektupları bir gün size okusam inanamazsınız insanların neler yazdığını. Ee, o kadar bana böyle sevgiyle minnetle yazıyorlar ki. Ve kadın diyorum otur çalış işte yani yaz bunları daha çok insana ulaş. Daha çok hani o denizden tane tane kum çıkarıyordum ya bu televizyonun gücü inanılmaz yani insanlar Bu kadar motifiyle ilgili bir şey soracağım size. Özetle şu bu kadar motifi yani hayatımızda bir şekilde hayatımıza giren temas ettiğimiz insanların bizim üzerimizdeki etkisi mi? Ee, ben hep şöyle düşünüyorum orada doğduğumuz evlerde o yazılım oluşuyor ilk hali doğduğunuz anlarda şöyle ebeveynlerimizden Yakınlı. ailemizden de bahsediyorum tabii. Kesinlikle. Ve orada o yazılım şöyle mesela anneniz, babanızın bakışlarında siz ne okudunuz? Size nasıl hangi mesajı veriyorlardı? Mesela anneler olabilir ama senden adam olmaz. Uğraşma. Yani ama sen kendini kurtar biz razıyız ya da sen Eskiden anne babalar çocuklarını oğlum benim büyüyünce Atatürk olacak diye severlerdi. İşte benim çocuğum bu kadar başarılı olacak. Yani size güvenen bir bakış var oradan gelen. Arkasınızda aileniz size güveniyor, sizi değerli buluyor, sizi önemli buluyor. Mesela bunlar kaydedildiyse bunu kolay kolay toplum bozamıyor. Hmm. siz iç değerinizi hep muhafaza ediyorsunuz. Yani anne baba sevgi ve güven veriyorsa Evet. O, o çocuktan iyi birey oluyor mu? Kesinlikle. Mesela şunda da iddia. Tersi doğru mu peki? Yani anne babada bu sevgi ve güven yoksa çocuğa aktarılan çocuk toplumda nasıl bir eğitim ne yaparsa yapsın doğru düzgün biri olamıyor mu? Öyle değil bakın. Hmm. Bu ikisini çok iyi anlatmam gerekiyor. Şimdi böyle huzurlu evlerde yetişen çocuklardan yani sevgi dolu, kendini değerli hissettiği evlerde yetişen çocuklardan kolay kolay ne katil çıkar, ne hırsız çıkar, ne dolandırıcı çıkar, ne böyle bir vahşi uygulamalar çıkar, ne şiddet çıkar. E bunlar nereden çıkıyor? Bunlar sevgi açlığı, değer görmüyor, önem verilmiyor, sıra ona gelmiyor. Aileleri burada suçlamak istemiyorum çünkü... Yani herkes doğurduğu çocuğu en iyi şekilde büyütmek ister diye düşünüyor, düşünmek istiyor insan. Ama genelde her ailede çocuklar bunu alamıyorlar. Kendini değersiz, önemsiz, işe yaramayan, bir baltaya sap olamamış falan hisseden biri, işte bütün bu saydığım şeylere her zaman açıktır. Ama başka bir şey daha sordunuz, bu sorunun da cevabını vereyim. Bir çocuk zamanında yeteri kadar sevgi almadıysa ama bir şekilde sen bunu yapabilirsin mesajı evdeki baba neden, okuldaki öğretmenden, işte e, mahalledeki bakkaldan filan. Bir şekilde bir ümit aşılanabildiyse o çocuğa mesela şeyleri okursanız ben biyografi okumayı da çok severim. Belki de onun için bunları böyle yazıp duruyorum. Ee, bu çok ünlü, işte kaşifler, büyük sanatçılar, müzisyenler, çok zor şartlar altında e, bunları yapabilmişlerdir. Niye hepsinin ortak bir noktası vardır. Çok çalışmışlardır. Bunun karşılığını gördüler mi, görmediler mi o tartışılır, Kimi hiç görmemiş? Daha sonra yaptığı tablolar milyonlar etmiş. Kendi aç ölmüş. Veya besteler <laughs> bilmem ne olmuş. Veya dünyaya öyle formüller icat ederek bırakmış ki dünya hala gelişmeleri bu formüller sayesinde yapıyor. Adam sefalet içinde. Ama bakın ortak noktası şudur bunların. Çok çalışmışlar ve hiç vazgeçmemişlerdir. İşte bu kodu muhakkak onlara o çocukluklarında veren bir şey vardır. Fakat şunun da altını çizmek istiyorum. Bizim kaderimizi biliyorsunuz bir anlamda genetiğimiz, genetik yapımız. Yedi göbek, yetmiş yedi göbek öteden gelen tarihimiz ve içinde yaşadığımız coğrafya yazar önce. İşte bunlardan oluşan ve bizim aile nereden oluşuyor ailelerimiz? İşte bunların etkisiyle Hayır, aile oluşuyor ve bir zincir oluşuyor mesela şu anda biraz önce şiddeti konuştuk ya sizinle bu bir zincir yani katillerin bu şiddette çok meyilli çok suç işleyen insanların aile dizinimlerini ve aile zincirlerini takip edin babası kim, dedesi kim, annesi kim babaannesi kim ya 7 göbek, 17 göbek gidin göreceksiniz ki bu şiddet sülaleden geliyor. Ben mesela bu son kitabımda hep bunları yazmaya gayret ettim. O ailenin Kırmızı işte peli. bir zincir son halka bunu durdurabilirse diyelim ki sizin aileniz böyle biriydi. Hepsi katil dolandırıcı şöyle yapmış böyle yapmış ve siz hep bunlarla yetişmişsiniz. Başka bir dilde bilmiyorsunuz zaten. Siz bunu değiştirebilirseniz o zincir orada kopuyor ve bundan sonraki kuşakların kaderini değiştiriyorsunuz. Bir zincirin değişmesi bile şu anda benim bütün gayretlerim hep bunun üzerinedir. Yani bir kişiyi değiştirmek onu şiddet zincirinin halkasından koparıp daha sevgi, şefkat, merhamet bizim halkımızda bu kodludur. Yani bizim halkımızın bir yanı ne kadar ağır şiddete eğilimliyse bu kadar da sevgi, şefkat, merhamet, yardımseverlik, konukseverlik. Biz hep bunları gördük. Yani birbirine yardım ederek ayakta durmuş. Savaşları nasıl kazanmışız Allah aşkına? Kurtuluş Savaşı'nı filan ya. Size biraz psikolog. O toplum işte bu hale. Ama bugün buradayız. Yarın yine eminim o kadar güzel bir toplum olacağız. Size bir sorusu vardı onu geçtim burada. Heh, Melike Hanım, Melike Gül Aydın diyor ki, Gülseren Hanım şiddetin bir virüs kadar tehlikeli ve yayılmaya müsait olduğunu belirtiyor. Peki senaryolarında neden şiddetin her halini yoğun bir şekilde barındırıyor diye sormuş. Ay çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Melike Hanım'a. Ee, şimdi e, bunu anlatmam lazım. Benim e, katkıda bulunduğum dizilerin hiçbirinde ağır şiddet yoktur bir kere.